Sadrazam Rüştü Paşa. Baş hain Mithat Paşa. Katil Hüseyin Avni Paşa. Süleyman Paşa. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra kurulan yeni ordunun ilk başarılı darbesi Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi olayıdır. İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı ordu ve donanmasının hızla modernize edilmesi ve güçlenmesinden rahatsızlık duyuyorlardı. Sultan Abdülaziz orduyu en son silah sistemleriyle donatmış, donanma ise birçok zırhlı gemiyle güçlü bir duruma getirilmişti. İngiltere, devletin başında daha iyi kullanabileceklerini düşündükleri Şehzade Murad'ın gelmesini, kendi adamları olarak gördükleri Mithat Paşa'nın sadrazam olmasını ve ordunun başına da çok çeşitli zafiyetleri bulunan Hüseyin Avni Paşa'nın gelmesini istiyorlardı. Bu isimleri her gün tekrar ettim paşa. İngiltere'nin en büyük rahatsızlığı güçlenen Osmanlı donanmasıydı. Başta Hindistan olmak üzere uzak doğu sömürgelerine giden yolun tehlikeye girmesini istemiyordu. Darbenin yerli ayağı ise Mithat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa'dan oluşuyordu. Bunlar bu devleti İngiliz'e teslim heyetiydi. Mithat Paşa, Osmanlı Devleti'nin meşruti idareyle kurtulacağına inanan genç Osmanlıların temsilcisiydi. Ve bu konuda en büyük engel olarak Sultan Abdülaziz'i görüyordu. Hüseyin Avni Paşa ise yediği sürgünden dolayı hükümdara müthiş bir kin duyuyordu. İngiliz gizli servisi, batılı finans çevreleri, mason locaları, var güçleriyle harekete geçti. Karanlık oyunlar tezgahlanmaya başlandı. Rusya ise İngiltere'nin önde gelen siyasetçilerinden Lord Glaston ile işbirliği yaparak tertip ettiği Bulgar ayaklanması etrafında yoğun bir ajitasyon faaliyetiyle Avrupa kamuoyunu Osmanlı düşmanlığı ile doldurmaya çalışıyordu. Rus elçisi Ignatiev'in oyununa gelen Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'nın borçlanma faizlerini yarıya indirdiğini açıklaması bütün Avrupa kamuoyunu bir anda Osmanlı aleyhine çevirdi. İstanbul medreselerindeki öğrencilerin birçoğu Rumeli kökenliydi. Rumeli'deki isyanlar sırasında birçoğunun yakınlarının katledildiği ve zulme uğradığı şeklinde haberler onları harekete geçirdi. Müslümanların Hristiyanların zulmüne uğradığını iddia eden öğrenciler bu durumun sorumlusu olarak gördükleri hükümet merkezine doğru yürüyüşe geçtiler. Onların bu yürüyüşüne bir kısım halk da katıldı. Tarihçi Yılmaz Öztun'a bu öğrenci ayaklanmasının darbe kadrosu tarafından finanse edildiğini, dağıtılan paranın Şehzade Murat'tan temin edildiğini iddia eder. Sultan Abdülaziz bu olayı halk isyanı zannederek darbecilerin isteği doğrultusunda Mahmut Nedim Paşa'yı görevden aldı ve mütercim Rüştü Paşa'yı göreve getirdi. Rüştü Paşa kabinesi tam bir ihanet çemberiydi. Mithat Paşa devlet nazırı, Hüseyin Avni Paşa serasker yani Genelkurmay Başkanı, en büyük isteği Şeyhülislam olmak olan Hayrullah Efendi ise istediği makama getirildi. Darbe kadrosu artık hazırdı. Topkapı Sarayı'nı kuşatarak darbeyi gerçekleştirecek olan Mirlava Süleyman Paşa, Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi'nin hal fetvasını vermesini sağladı. Fetva, Sultan Abdülaziz'in şuursuz ve genel siyasetten anlamaması iddiaları dayandırılmıştı. Dolmabahçe Sarayı 30 Mayıs 1876 tarihinde karadan ve denizden kuşatılmıştı. Sultan Abdülaziz için en acı olaylardan birisi, belki de en çok sevdiği ordusunun silahlarını onun üzerine çevirmesiydi. Sultanın yapımı için büyük emek ve para harcadı. O tarihte dünyanın en büyük zırhlıları arasında yer alan Mesudiye'nin toplarını saraya çevirmiş olması karşısında onun yaşadığı duyguları anlamak mümkün müdür? Darbeciler tarafından Topkapı Sarayı'na götürülen padişaha burada görevden alındığı bildirildi. Darbeciler Dolmabahçe Sarayı'nı yağmaladılar. Değerli eşyalar ve mücevherler paylaşıldı. Sultan Abdülaziz Topkapı Sarayı'na hapsedildi. Birkaç gün sonra Feriye Sarayı'na nakledilen Sultan Abdülaziz burada kendisine reva görülen pek çok eziyetten sonra 4 Haziran 1876'da ölü bulundu. Sultanın intihar ettiği duyuruldu. Oysa bir cinayete kurban gitmişti. Küçük bir makasla iki bileğini birden kesmesi imkansızdı.
Gerek Yıldız Mahkemesi, gerek o tarihlerden günümüze kadar olan gelişmeler, anılar, yazılıp çizilenler, Abdülaziz'in intihar etmediği, ihtilali gerçekleştiren cuntacılar tarafından öldürüldüğü fikrini güçlendirmektedir. Abdülaziz'in annesi, Pertevniyal Valide Sultan, Yıldız Mahkemesi'ne verdiği yazılı ifadede, Feriye Sarayı'ndayken oğlunun kendisine şu sözleri söylediğini bildirmişti. Bir memlekette iki padişah olmaz valide. Beni tahttan indirilmek, elbette öldürmek içindir. Sultan Abdülaziz'in öldürüldüğünü iddia edenlerin temel dayanaklarından biri, intihar eden birinin iki elinin bileklerini kesemeyeceği. Asıl ilginç olan Abdülaziz'in birkaç dişinin düşmüş ve sakalının bir kısmının yolunmuş olması. Askerin ihtilale karıştığını anladım. İntihar tezini savunanlar Abdülaziz'in dişlerinin çürük olduğunu söylese de sakalının yolunmuş olması odada bir mücadele yaşanmış olma olasılığını güçlendiriyor. Feriye Sarayı'ndan alınmış Beşiktaş Karakolu'na götürülen padişah henüz hayattaymış ve birçok mühim zevat padişahı görmek üzere Beşiktaş Karakolu'na gitmişler. Bu beyanda İngiltere Büyükelçisi de karakola gelmiş. Gelmesiyle çıkması bir olmuş. Kapıdan çıkarken padişahı görmeye gelen Hasta Müşrevi Rauf Paşa ile burun buruna geliyor ve sefir Rauf Paşa'ya "Hala o kadar keskin kloroform kokuyor ki, içeride fazla duramadım, kokudan içime fenalık geldi" diyor. Kloroformun varlığı doğruysa bu padişahın zehirlenmeye çalışıldığı ihtimalini güçlendiriyor. Sultan Abdülaziz ve ailesi saraydan kayıklarla Topkapı Sarayı'na götürülürken padişahın hanımlarından Neşerek Kadın Efendi'nin omzundaki şal da çekilmiş ve geri verilmemişti. Sağanak yağmurlu bir havada bu muameleye maruz kalan Neşerek Kadın Efendi, daha sonra rahatsızlanarak Abdülaziz'den bir hafta sonra vefat etmişti. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, ardından katledilmesi ve Neşerek Kadın Efendi'nin vefatı bir kişi dönülmez intikam hislerinin oluşmasına neden olmuştu. Bu kişi aynı zamanda Sultan Abdülaziz'in kayınbiraderi olan Neşerek Sultan'ın kardeşi Çerkes Hasan Bey'di. Bu olayları sebep olan darbeci paşalar ve diğer askerlere karşı intikam duygusuyla 15 Haziran 1876 günü Mithat Paşa'nın konağını basmaya karar verir. Mithat Paşa konağının üst salonunda toplantı halindeydi. Konak serasker dairelerinden getirilen zabitler tarafından korunuyordu. Toplantıya Hariciye Nazırı Raşit Paşa ve Serasker Hüseyin Avni Paşa da başta olmak üzere Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa, Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa ve Şura-i Devlet Reisi Mithat Paşa olmak üzere toplam 13 kişi katılmıştı. Konağa silahlı baskın yapan Çerkes Hasan, Hüseyin Avni Paşa ve Raşit Paşa olmak üzere 5 kişi öldürmüş, ona yakın kişiyi de yaralamıştır. Yakalanmasından sonra başındaki yarayı tedavi etmesi için gelen hekimi kabul etmemiş. "Beni ya asacaklar ya kurşuna dizecekler. Tedavinin maksadı yoktur" diyerek geri çevirmiştir. 17 Haziran 1876 günü sabah namazından sonra Bayezid Meydanı'ndaki Serasker Kapısı'nın önündeki dut ağacına asılarak idam etmiştir. Amcam Sultan Abdülaziz Han'ın kanlı gömleği mani olamadım paşa.